بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi li sadri ve yassir li amri ve hlul min lisani yafqahu kavli. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a. Bizler ona inanırız, ona ibadet ederiz. Bütün isteklerimizi, bütün dileklerimizi ona yöneltiriz. Hamdolsun o Allah'a ki ümitlerimiz O'nadır ve korkumuz sadece O'ndandır. O'nun dilediği insanlar sadece hak yola hidayet olurlar ve O'nun dilemediği insanlar hak yola hidayet olmazlar. Allah'ın salatı ve selamı Hazreti Muhammed'e ve O'nun pak ehli beytinin üzerine olsun. Onların peşinde giden insanları onların hidayet olmasını Allah dilemiştir. Her kim Hazreti Peygamber Efendimizi ve onun pak ehlibeytini, 12 imamı takip ederse gerçekten de Allah'ın rızalığını kazanabilir ve doğru yolu bulur. Çünkü Kur'an'ı sadece Peygamber Efendimiz ve onun pak ehlibeyti tefsir edebilir. Kur'an'ı sadece en güzel şekilde ve tam olarak sadece onlar anlayabilir ve Allah'ın o seçtiği bu insanların zaten görevlerinden birisi de budur. Bizlere o gökten inen Kur'an-ı Kerim'i bizlere beyan etmek ve açıklamaktır. Allah'ın salatı ve selamı yine onların takipçilerinin üzerine olsun. Konumuz e, alışveriş hükümleridir ve Alışveriş hükümlerinde bazı o faiz hükümlerini anlatıyorduk. Alışverişteki faiz konusunu anlatıyorduk ve konumuz yarıda kalmıştı. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz ki hangi alışverişler faizdir ve haramdır ve hangi alışverişler batildir. Dedik ki eğer ölçüyle tartıyla yapılan şeyler, o alıp satılan mallar aynı cinsten olursa biri diğerinden fazla veya eksik verirse birbirine böyle bir anlaşma faizdir ve haramdır. Mesela bir örnek vererek konuya girelim. Benim diyelim ki 10 kilo buğdayım var ama çok güzel buğday. Diğerinin buğdayı güzel değil. Diğerinin buğda, buğdası güzel değil. Bu yüzden 12 kilo ondan talep ederek ben 10 kiloyu verirsem işte o 2 kilo orada faizdir ve haramdır. Yalnız burada şöyle bir konu vardır. Bazı şeyler bazı şeyler bölgelere göre değişir. Kimi bölgelerde sayıyla satılır, kimi bölgelerde kiloyla satılır. Sayıyla satılan yerler bizim konumuz dışındadır. Çünkü biz dedik ki illa da tartılması gerekir. Örneğin bazı yerlerde yumurtayı sayıyla satarlar. Mesela 10 tane yumurta ver dersin. Şahıs 10 tane yumurta verir. Tanesi bu kadar da. Bir böyle bir yer vardır. Bazı bölgelerde ise işte 2 kilo şuradan yumurta versen edersin, 2 kilo yumurta alırsın. Kiloyla alınıp satılan yerlerde. Eğer şahıslar mesela bu adamdaki yumurtalar diyelim ki işte biliyorsunuz o bazı tavuk cinsleri vardır. İşte onlar özeldir o horozlar, tavuklar bazı bölgelerin. Onların yumurtası daha değerlidir. Eğer bir kilo eğer bir kilo o kaliteli yumurtadan o özel horoz, özel tavukların yumurtasından bir kilo verir de bir buçuk kilo diğer yumurtadan 2 kilo diğer normal yumurtadan alırsan bu faizdir ve haramdır. Ama sayı olarak sen ona 5 tane yumurta verip de karşılığında 10 tane yumurta alırsan bu faiz değildir. Sayı olarak alışveriş yapıldığı için faiz hükmü bunu kapsamaz. Yalnız burada bir noktaya dikkat etmek gerekir. Borç verirken ama bu yine faiz hükmüne girer. Yani ben sana şu 5 yumurtayı borç olarak veriyorum ama geri aldığım zaman 8 tane yumurta alırım dersen bu orada faiz hükmüne girer. Her ne kadar diğer yumurtadan olsa bile hiç önemli değil. Demek ki borç verdiğimiz zaman sayıyla dahi olsa nasıl olursa olsun borç verdiğimiz zaman haramdır. Ama kiloyla olduğu zaman kilo ile olduğu zaman veyahut da sayıyla veriyoruz ama borç vermiyoruz. O andaki bir alışveriştir, değiş tokuştur. Burada sayı olarak verdiğimiz zaman faiz değildir. Kilo olarak yapılan alışverişler e, dediğimiz üzere orada faizdir ve haramdır. Kağıt para konusuna gelince Kağıt parada da aynı az önce bahsettiğimiz konu gibi eğer bir insan kağıt parayı borç olarak veriyorsa al sana 2000 lira yalnız geri verdiğin zaman 2500 lira isterim. Bu faizdir. Yalnız paraların değiş dokuşu işte al sana şu 100 doları bana 200 lira ver. 500 lira ver. Bu gibi durumlar faiz değildir. Değiş tokuş yaparken, paraları takas ederken, başka bir deyişle parayı bozdururken bunlar faiz değildir. Ama eğer sen karşı tarafa bunu borç olarak verir de fazlasını geri istersen işte burada faizdir ve oradan itibaren haramdır. O muamele, o anlaşma da batildir. Satılan veya değiştirilen şeyler eğer aynı cinstense yine bu türlü yerlerde bu gibi anlaşmalarda da yapılan anlaşma eğer fazla veya eksik olursa bu caiz değildir. Bu haram bir iştir ve batildir. Örnek verelim. Biliyorsunuz peynir de sütten yapılmıştır. Yağ da sütten yapılmıştır. Her ne kadar bir kilo yağ yapmak için bir sürü süt harcamak gerekir. Ama icabında mesela yoğurt yapmak için o kadar da süte ihtiyaç yoktur. Mesela 10 kilo yoğurt için 10 kilo süte ihtiyacımız varsa 10 kilo yağ için neredeyse artık bilenler daha iyi bilir. Belki de 100 kilo süt lazım ki bize 10 kilo, 20 kilo yağ elde edelim. Buna rağmen eğer bir insan çünkü aynı şeyden yapılmışlar. Her ikisi de sütten yapılmış. Mesela şahıs 10 kilo yağ verip de karşılığında 12 kilo, 13 kilo peynir isterse, alırsa bu faizdir ve haramdır. Çünkü cinsleri aynı şeyden alınmıştır. Bunun yanı sıra vacip ihtiyat gereği meyvelerde de hüküm bu şekilde. Yani eğer bir meyve olgunlaşmışsa olgunlaşmamış, daha yetişmemiş meyve ile değiş tokuş yapılacaksa yine bunların aralarındaki kilo farkı olmaması gerekir. Böyle bir şey olursa yine faizdir ve yine haramdır. Mesela benim kayısılarım yetişmiş, olgunlaşmış 10 kilo kayısı verip karşılığında daha arkadaşın kayısıları küçük küçük, olgunlaşmamış Karşılığında işte 12 kilo, 15 kilo o türlü kayısı alırsam bu faizdir. Aynı cinsten olan şeyler hakkında bahsediyoruz. Yalnız konuyu karıştırmayalım. Eğer 10 kilo kayısı verip 15 kilo şeftali alırsam burada faiz söz konusu değildir. Verilen ve alınan şeyler aynı cinstense ve tartılabilir kiloyla tartılabilir malzemelerse bu konuyla alakalı olarak sohbet ediyoruz. Şimdi gelelim alışverişte anlaşmayı bozma haklarına. Biliyorsunuz allah Teala buyurmuştur ki akdinize ah vefa edin, ahdinize vefa edin. Eğer bir anlaşma yaptıysanız bu anlaşmaya vefa edin. Hatta İslam dininde kafirle dahi anlaşma yapılmışsa Anlaşmaya vefa etmek gerekmektedir. Hiçbir halükarda eğer karşı taraf anlaşmayı bozmadığı sürece e, bizlerin yaptığımız anlaşmayı bozmaya hakkımız yoktur. Yalnız bazı yerlerde anlaşma alışverişte elbette konumuz alışveriş. Alışverişte bazı yerlerde anlaşma bozulabilir. Anlaşırıp el sıkışıp anlaşırız ama bazı durumlarda bu anlaşma bozulabilir. Bunlardan birincisi anlaşma yapılan meclis toplantıda daha anlaşma esnasında anlaşma bitti ama daha o meclis bozulmadı. Bu durumda şahıslardan hem satan taraf hem alan taraf anlaşmadan vazgeçebilir. Yani örneğin oturmuşuz 5 arkadaş, 10 arkadaş veya ikimiz sadece oturup sohbet ederken o iki kişi karşılıklı müşteri ve alacak şahıs Aniden sohbet arasında ya işte şu ne kadar güzeldir bunu bana satsana. Veyahut da özellikle iş için oturmuş olabilirler. Adam gelmiş mallarını satmak için oturdu. Ve işte benim 10 tır malım var. Ne kadar alırsın şu kadara anlaştılar el sıkıştılar tamam. Çaylar gelsin çaylar gelirken ya adam dedi ki ya ben vazgeçtim almıyorum. Bunu yapabilir. Çünki daha o məclis, o an bitməmişdir. Əlbəttə burada iki görüş vardır. Bəzi müşdəhitlərə görə şəxslərin orayı tərk etməsi, ən azından birinin orayı tərk etməsi gərəkər. Orayı tərk etmədiyi sürece anlaşmayı poza bilər. Bazılarına görə isə eee bu konunun dəyişməsi, başqa konularla bağlı söhbət edərlərsə o konu qapanmışsa, artıq o xəla sözündən dönəməz. Burada iki ayrı görüş vardır. Yəni Mecliste, ya meclis derken yani o iki kişinin oturduğu o an, kimi müçtehitlere göre o oturdukları anda yaptıkları anlaşma, anlaşmadan sonra çaylar gelip sohbet, yeni sohbetler ettilerse işte ne var ne yok, başka sohbetler ediyorlar, artık o anlaşma tamamdır, o anlaşmayı bozamazlar. Bazı müçtehitlere göre hayır. O adamlardan muhakkak birinin o meclisten çıkıp gitmesi gerekir. Çıkıp gitmediği sürece anlaşmayı bozabilirler. Her ne kadar farklı konularda sohbet etseler bile. Burada yine herkes kendi e, taklit ettiği müştehidin nazarına bakabilir. İkinci olarak eğer taraflardan birisi diğerini kandırmışsa adam aldatıldığını anladığı anda anlaşmayı iptal edebilir, bozabilir. böyle bir hakkı vardır. Herhangi bir kandırma, artık malı farklı olabilir. İcabında getirme ücretini ben ya, benim müstemedir demişti ama şimdi yol masrafını istiyor. Her türlü aldatmada ha bu satan taraf aldatabilir, müşteri aldatabilir. Her halükarda bir aldatma varsa taraflardan herhangi birinde diğeri anlaşmayı bozabilir. Üçüncü olarak anlaşma yapan iki taraf alışverişte. Konumuz alışveriş. Satan taraf veya alan taraf baştan böyle bir şart bırakırlarsa ya biz bu alışverişi yapıyoruz ama bir ay içerisinde bana bir, bir ay muhlet ver. O bir ay içerisinde ben eğer beğenmezsem senin malını geri verir, paramı alırım. Bu tür anlaşmalar varsa veya satan şahıs der ki ya ben bunu sana satıyorum ama bir ay kullan, o ara ben vazgeçersem yalnız malımı geri alırım, paranı da veririm. Bu tür anlaşmalarda verdikleri o süre içerisinde hangi taraf eğer anlaşmayı bozmak istemişse ve o şartı karşı tarafta kabul etmişse o süre içerisinde anlaşmayı bozabilir. İki taraf da bozabilir veya diyebilirler ki ya e, biz bu alışverişi yaptık. Yalnız 3 ay ben mala bakacağım, 3 ay içerisinde beğenmezsem geri verir, paramı alırım. Yine karşı tarafta diyor ki ya ben de sana sattım ama ben de aynı şekilde 3 ay içerisinde ne zaman istersem senden onu geri alıp paranı da vereceğim. Böyle bir anlaşmada yani anlaşma anında baştan buna karar verilmişse her iki taraf da o süre zarfı içerisinde anlaşmayı bozabilirler. Ama o süre gelip de yetiştikten sonra, gelip de çattıktan sonra artık hiçbirisi anlaşmayı bozamazlar. Bu konuyla ilgili inşallah bir dahaki programda sohbetimize devam edeceğiz ki 11 yerde bu anlaşmalar bozulabilir. Bunların hepsini teker teker inşallah anlatacağız. Şimdilik hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum. Vesselamu <Sessizlik> aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. اللهم املا قلوبنا بالعلم والمعرفه وطهر بطوننا من الحرام والشبهه واكفف ايدينا عن الظلم والسرقه واغضب ابصارنا عن الفجور والخيانه واسدد اسماعنا عن اللغو والغيبه برحمتك يا أرحم الراحمين